Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bütün püf noktalarını verdiğim köy ekmeği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 8 bardak kadar un aldıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuzun miktarını kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya. 1 bardak kadar ılık su ekliyorum. 3 tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 5 dakika kadar beklettikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bir 5 dakika kadar beklettim. Mayanın aktifleşmesi için eğer yaş maya kullanacaksanız bekletmenize gerek yok. Hemen direkt hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. İlerleyen dakikalarda hem hamurun kıvamını hem de kullandığım su miktarını sizlerle paylaşacağım. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda 3,5 bardak kadar su kullandım. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde kullanın. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı döküp hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Kalınca bir sofra bezi sarıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tarifler yaparken eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur şu tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu toparladıktan sonra masaya çok az un serptim. Hamuru masaya aldıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Ekmeğinizi dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben hemen direkt tepsi ekmeği olarak hazırlıyorum. Hamuru toparladım. Düzgün yuvarlak bir forma getirdikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum.
Tepsiye aldıktan sonra elimle çok az büyütüyorum. Hamur elime yapışmasın diye çok az un serptim. Üzerini mutfak havlusuyla kapatıp yarım saat kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasını yaptıktan sonra ortasına bir tane delik açıyorum. Bu şekilde daha güzel hava alıyor. İlk etapta ben fırının alt kısmını ayarladım. 200 derecede bir 5 dakika kadar pişirdikten sonra üst tarafında açıp ekmeğimi güzel bir şekilde pişirdim. Yumuşak olmasını istiyorsanız bir 5 dakika kadar üzerini kapatın. Daha sonra ekmeğin tepsiye yapışan kısımlarını bıçak yardımı ile bu şekilde ayırıyorum. Daha sonra havlunun üzerine ters çeviriyorum. Tamamen soğuduktan sonra dilimleyebilirsiniz. Dilimledikten sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi alt tarafı da çok güzel bir şekilde kızardı. Ekmek tamamen soğuduktan sonra dilimliyorum. Buzdolabına kaldıracağım kadarını buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Havasını çektikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra tekrardan ekmeğimi kullanıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir ekmek oluyor. Sizler ekmeğin güzelliğini izlerken bu arada ben de biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımdan birçok hamur işi tariflerine ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Çocuklar istediği için ekmeğin diğer köşesinden bir parça koparttım. Gördüğünüz gibi en ufak bir hamurlaşma yok. Hemen sizler için doku testini yapıyorum. Doku testini yaptıktan sonra sizler için dilimleme aşamasına geçiyorum. Bu arada ben ekmeğimi tamamen soğutmadım. Şu anda biraz ılık, o yüzden keserken biraz zorlanıyorum. Sizler köy ekmeğinin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.